Badminton eğlencedir. Hayat enerjim. Yani mutluluk. Mutluluk. Heyecan. Bence çok eğlenceli bir spor. Badminton bana özgürlük çağrıştırıyor. Yani sahada istediğim her şeyi o an yapabilme heyecanını veriyor genel olarak. Kısaca özgürlük diyebilirim. Badminton'un daha geniş tanımı kas tüyünden veya plastik bir topla yapılmış bir raket ile oynanılan bir spordur. Badminton bir tane tüy topuyla, bir tane de file, iki direkle ya çift kişi ya da tek kişiden oluşan takımlarla oynanan bir olimpiyat oyunudur. Raket ve topla oynanılan bir spor dalıdır. File üstünde oynanan bir spordur. Böyle file üstünden karşılıklı bir şekilde oynaması yani. Tenis benzeri, tenis türevi bir spor dalıdır açıkçası. Top yere düşmüyor, yere düşerse sayı oluyor. Badminton tek kişi ya da çift kişi takımla oynanabilen bir raket sporudur. Bu sporda raket ve top gerekir oynayabilmemiz için. Filenin üstünden saha içerisinde olabilecek şekilde topu atmamız gerekir. Badminton 2 ya da 4 kişinin karşılıklı topu düşürmeme esasına dayalı oynadıkları, file üstünde oynadıkları olimpik bir spor dalıdır. 7'den 70'e her birey oynayabilir. Badminton önce Çin'de başlamış. Çin'de Chui ailesi pikniğe gidermiş. Piknikte işte vişnenin sapıyla beraber oynarken zevkli bulmuşlar. Onu sonra geliştirmişler. Çin'den Hintlilere geçmiş. Hintliler de gören sömürge devletlerinden olan İngiltere daha sonra bunu geliştirerek olimpik bir spor haline getirmiş. 1991 yılında geldi Türkiye'ye ve olimpik bir spor oldu. Mix kız erkek var, çift kız erkek var, normal çift erkekler ve çift kızlar var, öyle. Tek bayanlar, çift bayanlar, tek erkekler, çift erkekler ve karışık çiftler olmak üzere 5 kategoriden oynanıyor. Malzemeleri tüy top, antrenman topu, plastik topla oynanır. 40-50 gram ağırlığında toplarımız. Raketle oynanır. Raket de 80 ile 140 gram arasında değişiyor. Badminton benim hayatımın anlamıdır. Çok küçük yaştan beri yapıyorum. Ben badminton 7 yaşında başladım. Ya ilk başta kötüydüm, sonrasında geliştim. 7-8 yaşlar arasında başladım. Antrenörümüz İmir Hoca okulumuza gelmişti. 6 veya 7 yaşında okulda başladım. 6 yaşında başladım. Annemin yönlendirmesiyle. Çocuklarda başlama yaşı 6 yaşında başlayabilir. Yeni başlayanlar haftada 3 gün, 6 saat haftada, daha üst seviyedeki sporcular haftada 6 gün, 12 saat antrenman yapmalıdır.
Badminton'daki çocuklar antrenmanlarına devam ederse bu sporda bir yere gelebilirler. Antrenman yapıyoruz çünkü başarılı olmak için. Emek gerekiyor tabii ki. Bu yüzden de antrenman yapıyoruz. Haftada 6 gün 2 saat antrenman yapıyorum. Haftada 3 gün, 4 gün yapıyorum, 2 saat. 6 gün 12 saat olması gerekiyor, ben öyle biliyorum. Badminton daha çok mental antrenman gerektiren, yani kafamızda düşünüp öyle hareket etmemiz gerektiren bir spor. Anında karar vermemiz, reflekslerimiz çok önemli bunun için. Badminton'da amaç karşımızdaki rakipten sayı kazanabilmek. Yani topu yere düşürmeden sayı kazanabilmek. Kuralları ilk önce çizgiyi geçmeyecek bir halde topu çizginin içerisine atmak. Tüy topumuz var. Sonra plastik topumuz var. O gün hangi topla oynuyorsak o topu sahanın dışına çıkartmamaya çalışıyoruz. Çizgiler var belirli, out diye. Sahanın içinde oynuyoruz. Top yere düşerse sayı oluyor. Topu sahanın dışarısına düşürürsen sayı diğer takıma geçer. Top düşerse sahanın içine sayı yine senin olur. Bir sayıdan oluşur ve bu sayılar için topu içeri atmanız ve file üstünden geçirmeniz gerekir. Rakibi oynatıp rakibi yormanız gerekir. Filenin üstünden geçen top rakip vuramazsa sayı karşı takımdır. Üç set üzerinden oynanıyor. Bir set 21 puandan oluşuyor. Üç set tamamlayan kişi kazanmış oluyor. Bir set 21'de bitmektedir. Eğer durum 1-1 ise üçüncü seti uzamaktadır. 20-20 olduğunda iki fark arayla devam ediyor. 30. sayıda bitiyor. İki sete alan galip gelir. Setler 1-1 olduğunda üçüncü tiebreak seti gider. Üçüncü seti de alan maçı kazanır. Adımlama stillerimiz var. Adımlama topa giderken bizim daha hızlı olabilmemiz ve vurduktan sonra daha çabuk dönebilmemizi sağlayan bir adım sistemi. Sağ adımlaması topun bizden uzak düştüğü yere adımlamayla gitmektir. Koşarak gittiğinizde geri dönüşünüz olmayacağı için adımlama tekniklerimiz var. Adımlamayı da bizden uzak kalan toplara yetişebilmek amacıyla kullanırız. Badminton'da hız önemli, refleks çok önemli. Vücudun reaksiyonunu geliştiriyor. Çabukluk, patlayıcı güç ve reaksiyon, koordinasyon önemli. Patlayıcı güç, smaç basabilme yeteneği, anında hareket edebilme yeteneği. Smaç, yere doğru basık olarak hızlı vuruş. En çok smaçı seviyorum çünkü hücum hareketi. Smaç çünkü hücum gerektiriyor. Gücümü toplayıp vurduğumda sayıyı almış gibi düşünüyorum. Yani daha iyi hissediyorum. Bana daha fazla sayı kazandırıyor. Ben bu sporu daha agresif, daha hızlı olmak için yapıyorum. Badminton yapan çocuklar çabuk karar verebilme yeteneğini kazanırlar.
vücutları daha estetik, daha koordineli, koordinasyonu mükemmel olur, daha esnek olurlar. Badminton yaparak vücudumu daha esnek hale getiriyorum. Badminton bana çeviklik katıyor. İlk önce kol kaslarının güçlü olması gerekiyor. Dikkatlerinin artık olması gerekiyor. Badminton'un bedensel olarak bende bir katkısı oluyor. Yani kaslarım gelişiyor. Bakın göstereyim isterseniz. Çocukların özbenini geliştiriyor, sosyal hayatını değiştiriyor. Sosyal yönden daha güçlü, kendine güvenilir bir birey yetişiyor ve sınavlarda özellikle saniyede karar verebilme yeteneğini geliştiriyor. Çocuk daha aktif, daha sosyal oluyor. Badminton'da bu yolun sonucu ulaşacağım sonuç bitiş çizgisi değil de bu yolda verilen keyif, zevk bana beni ben yapıyor aslında. Oynarken serbestim. Dünyada her istediğim şeyi yapabilirmişim gibi geliyor. Hiçbir kısıtlama altında değilim. İçimden nasıl geliyorsa o şekilde hareket ediyorum. Herhangi bir baskı hissetmiyorum. Rahatlatıyor beni. Badminton oynarken mücadele, bazen yenilme korkusu, bazen sevinç, bazen üzüntü, bunları hissediyorum. Badminton'u ben oynarken özgürlük hissediyorum. Oynarken umut hissediyorum. Daha çok ben şey için oynuyorum. Milli olup ülkemizi yurt dışında temsil etmek için oynuyorum. Dünya şampiyonu olarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum. Gelecekteki hedefim böyle milli oyuncu olmak. Badminton yapıyorum çünkü gelecekte ülkemi güzel temsil edeceğim. Siz de bunu bir gün göreceksiniz. Ben badminton'da kendimi Neslihan Yiğit'i örnek alıyorum. Çünkü Tokyo 2021 olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden tek kadın. Bu bana güç veriyor aslında. Neslihan Yiğit ilk olimpiyata çıkan Türk, onu kendime örnek alıyorum. Ben kendime Özge Bayrağı, Neslihan Yiğit'i örnek alıyorum. Olimpiyat oyuncuları çünkü, yani çok iyiler. Neslihan Yiğit'le Emre Lale. Emre Lale. Badminton'da kendime örnek aldığım sporcular Tokyo Olimpiyat'ta oynayan Emre Lale. Yabancı bir sporcu, Lee Chong-Wi kendisi. Kendisi dünya birincisi tek erkekler müsabakasında. Ben onu örnek alıyorum. İspanyol, Carolina Marin. Çok örnek alıyorum. Yani sürekli videolarını izliyorum, maçlarını izliyorum. Kendisi olimpiyat şampiyonu. Çocukların badminton yapmaları kendileri için büyük avantaj. Sokakta oynamıyorsunuz, rakiple çok yakın temasınız yok diğer sporlar gibi. Sakatlanma olasılığınız çok az. O nedenle istedikleri kadar oynasınlar, bırakmasınlar. Bu sporu yapacak olanlara çok çalışmalarını tavsiye ederim. Kolay bir spor değil, çok hızlı ve çevik olmamız gerekiyor. Toplara yetişebilmemiz gerekiyor. Badminton'da topa vuramadığımız zaman pes etmeyelim. Zamanla olacak. Badminton'sız kalmayın. Çok şey kaçırıyorsunuz.